günün ilk kahvesi oluyor. Tabii neyden sonra? Temizlikten sonra. Bugün evlerimi pırıl pırıl yaptım. Mister gibi keyfim yerinde. Burada karıştırıp kaşığı bırakıp böyle gitsek bence daha mantıklı. Bir gün temizlik yapıp bir gün yapmıyordum. Psikoloji öyle rahatlıyordu. Dedim 2-3 gün sabredeceğim. Temizlik yapmayacağım. Kenar köşeyi hep yaptım yine de. Böyle dip bıçak silmemiştim. En fazla 3 gün dayandım. Bugün 4. gün. Her taraf silindi, temizlendi. Tozlar alındı. Balkonlar temizlendi. Ve şu an benden mutlusu yok. Keyfime değecek yok. Kahvemi alıyorum. Pırıl pırıl. Evimde keyifle içiyorum. Şöyle tekrar gösteriyorum. Her taraf hiçbir şey yok yani. Hani bal dök yala derler ya. Aynen öyle. Dolaplarımı sildim. Derilerimi sildim. Yani masalarım, bacakları, her yer. Hiçbir yer bırakmadım, silinmedik. Ve şansıma şu an gölgede ne yapıyorum? Hemen alıp kahvemi çıkıyorum. Bugün de balkon keyfi yapalım, güneş gelmesin. Balkonum pırıl pırıl silindi. Sandalyelerimi sildim. Dediğim gibi bir şey bırakmadım, evin içinde silinmedik. Kapımızı kapayalım. Her kapıyı. Burada sinekler bitmiyor. Ne tarafa otursam onu da karar veremez. Şöyle oturalım. Burada bak. Mısırcı var herhalde. Mısır sefer. Şimdi keyif zamanı. Buradan güneş gene biraz da olsa beni rahatsız etti. Tarafa oturalım. Mermer siliniyor, çamaşır suyunla pırıl pırıl. Ama altında güvercinlerin yuvaları var, koku geliyor oradan. Ben ne kadar temizlik yapsam da alt taraf güvercin yuvası, kümes gibi kokuyor. Karşıdaki güvercinlerin çoğu benim şu balkonun altında. Ayakkabıcının balkonu var. Onun orada. Dükkan olduğu için balkonun oraya reklam şey koymuşlar, tabelası. Tabelanın içi güvercin dolu balkon. Haliyle rüzgarda, yağmurlu havalarda kokular direkt bana çıkıyor. Dünyalar. Temizlik gibisi var mı? Bilmiyorum, ben çok rahatlıyorum. 2-3 gündür diken üstünde gibi durdum. Bir gün arayla yaptığım zaman rahattım. Dedim yapmayacağım. Dinleneceğim bakalım. Yormayayım kendimi. Ama kafa rahat değil. Kafa yoruluyor. Bak şu an biliyorum ki evimde her yer pırıl pırıl. İşler bitti. Tertemiz mis gibi kahvemi içebilirim. Daha sonra da yemek işine kalkışıyorum. Bakalım, daha karar da vermedim. Ne yapacağım hiç belli değil. Mutfağa gireceğim. Kararımı öyle vereceğim. Şimdi ne desem yalan olur. Malzemelere bakacağım. Ne yapabilirim? Ona göre karar vereceğim. Mis, mis. İşte bu ödül benim ödülüm bugün. Temizlik öncesi bir ara düşündüm içeyim. Sonra vazgeçtim. Her zamanki gibi dedim yap temizliğini. Mis gibi yıkmır, o zaman iç kahveni.
Bu hafta soğuyacak dediler. Bugün 16 dereceymiş herhalde hava. Pek de soğuk değil yine. Sabah beri güneşti. Şimdi gölge geldi. Güvercinler görüyorsunuz herhalde. Dolu dolu. Bu ağaç karga toplanma yeri. Güvercinlerin yeri de orası. Tabii evleri de benim bu balkonun altı komple. Yukarıdan bir şey yaptılar. Ne yaptılar bilmem. Korkuyorum kahveme de bir şey gelir diye. Sakınan göze çöp batar ya, benimkisi de o hesap. Ne kadar titizseniz olursan o, illa bir şey gelir. Güneş olmasa böyle manzara eşliğinde içeceğim sizlerle kahvemi, çayımı. Bir kahve içimi oturacağım. Ondan sonra iş başına, mutfağa. Bir kalite kontrol yapacağım bakalım ne yapabilirim. Ne malzemem var. Akşam yemeğine. Kararı vereceğim. Unuma bakacağım. Unum eğer bir tepsi katmer yapmaya yeterse kaç gündür sayıkladığım katmeri yapabilirim. Pırasa katmeri. Bakacağım duruma. Bak burası daha kalabalık da ben çekemiyorum bu yolu. Neden dolayı çekemiyorum? Şu mermerden dolayı çekemiyorum. Mermer engelliyor benim görüntümü burada. Çok büyük bir mermer var. Bu yolu çekemiyorum, alt yolu. Esas işte yer orası. Karşı değil. Ben burada kapatıyorum. Kahvemi de içiyorum ve kalkıyorum. Yapar içerseniz size daha afiyet olsun diyorum. Temizlik yaparsanız da kolay gelsin.